Merhaba arkadaşlar, benim adım Ali Ergene. 1992 yılından beri Finlandiya'da yaşıyorum. Bugün Finlandiya'da ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Finlandiya'da çöp ayrıştırma. Finlandiya ülkemizde eğitimiyle öne çıkmıştır son günlerde. Ben size az bilinen bir yönünü bugün anlatmak istiyorum. Finlandiya temiz ve hijyenik bir ülkedir aynı zamanda. Ve Fin halkı bununla büyük gurur duyar. Bunun en önemli faktörü de insandır ülkede. 1992 yılından beri bu ülkede çöplerin ayrıştırıldığının şahidiyim. Çöp ayrıştırma ile ilgili ayrıntılı kanunların 80'li yıllarda yapıldığını öğreniyorum, eğer ki yanılmıyorsam. 1910 yılından beri çöplerin geri dönüşümünün mümkün olabileceğinin farkına varmış Fin yöneticileri ve Fin halkı. Bu cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkatinizi çektiyse 1910 yılından beri çöplerin geri dönüşümünün mümkün olabileceğinin farkına varılmış ülkede. Tam olarak çöpleri ayrıştırma kültürü 80'li yıllarda yerleşmiş Finlandiya'ya. Bununla da demek istediğim standart hale gelmiş bütün ülkede. Bugün sizlere yaşadığım sitede nasıl çöplerin ayrıştırıldığını örnek olarak göstermek istiyorum. Ülkemizde olduğu gibi sadece elit mahalle ve sitelerde uygulanmıyoruz. Zaten bu ülkenin en sevdiğim taraflarından biri de her yerde, her konuda aynı standartın olması. Bir de yaşadığım şehir olan Lahti, Avrupa'nın 2021 yılında çevreci şehri unvanını aldı. Bunu da gururla sizlerle paylaşmak isterim. Konuya geri dönersek. Çöplerin ayrıştırma işlemi evlerde başlıyor Finlandiya'da. Herkes çöpünü ayrı çöp torbalarına koyarak sitenin kapalı çöp konteynerlarına atıyor. Bu çöplerin toplandığı yer yönetmeliklerle belirlenmiş. Ayrı bina olması gerekiyor, kilit altında tutuluyor, koku olmaması için de havalandırılması gerekiyor. Hayvanların çöplere ulaşması engellenmesi gerekiyor vesaire vesaire. Burada çöplerin toplandığı binayı görüyorsunuz. Kilitli ve dışarıda hiçbir kişi veya hayvan buraya erişemiyor. Çöp konteynerlarını görüyorsunuz. Konteynerların üzerinde hangi atığın nereye ait olduğu yazıyor. Kağıt atıklar dönüştürülmek üzere buraya ait. Karton ve koli kartonları örnek olarak görüyorsunuz resimde. Yakılarak enerjiye dönüştürülecek materyallerin yeri. Bunlar genelde tekstil, geri dönüştürülemeyen plastikten yapılma ambalaj atıkları. Burada 8 cins ayrıştırılması gereken atıkların açıklamasını görüyorsunuz. Bu konteynere biyolojik atıklar atılıyor. Duvarda resimlerle bunların ne tür atıkları olduğu gösteriliyor. Biyolojik atıklar yemek ve besin atıkları olup bunlar bahçe gübresine dönüştürülüyor. Duvardaki resimde bu atıklardan örnekler verilmiş. Siz sanırım seçemiyorsunuz bu fotoğrafta. Bunlar yumurta, muz, patates, havuç vesaire kabukları. Yani kısaca hayvani ve bitkisel atıklar olarak açıklayabiliriz. Hiçbir sınıfa uymayan karışık atıklar ise buraya. Metal ve cam atıklar buraya. Gübre oluyor bunlardan. Biyolojik artık. Ah, yapam. Karton. Karton ve pes. Paket karton. Kaatopaikka. Hiçbir yere ait olmayan. Çöp. Asıl çöp bu. Fish.
Sitten menee polttoon. Mikä nää? Energiajäte. Kaikenlaista. No. Sitten pilastikleri on jo kärsi. Paket pilastikleri tabi. İşi yaramayacak. Geri dönüşüm olmayan. Burada da enerji. Mikäs täällä olisi? Siellä on, kato, joitain muovipulloja voi kierrättää. Tässä on kaksi, siinä tulee niin paljon. No niin, joo. Näitä on kaksi laatikkoa. Siinä on poltikon. Sitten on lasi. Jam. Mutta täällä ei ole nyt mitään, eli tölkkejä ja lasitölkkejä voi laittaa. Siellä on metalli, pieni metalli. Ja biojätettä tulee kans niin paljon, että on kaksi. Biyolojik artık yemektir, uğurdur, zırttır. Bunlar da gübre oluyor. Bu gördüğünüz torbalar, poşetler, çürüyen poşetler. Sitten kaatopaikka. Sanmayın ki plastik ya. Yani. Bu da çöp. Hiçbir yere ait olmayan. Tuollahan on sitten lajittelu ohjeet, mitä laittaa. Bunlar Türkiye'de de olsa çok güzel olacak. Sitten on vielä ohjeet, mitä täytyy, mitä voi viedä kaatopaikalle ilmasi. Isompia ja ongelmajätteitä ja metalleja ilmasi. Sizlerin de gördüğünüz üzere bütün atıklar paraya dönüştürülüyor ülkede. Yol kenarları çöplerle dolu olmadığını belirtmeme gerek var mı? Evet, çok haklısınız. Gerek yok. Eğer bu videomu beğendiyseniz ve bu tip videolar izlemek isterseniz kanala abone olunuz. Yorumlarınızı belirtmeden geçmeyiniz. Finlandiya'dan herkese selamlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.